Son vurgunu vuracağız, ortalıktan bir süre kaybolacağız. Sonra tek tek hepsini harcayacağız. Otele o şebekeyi kuranları, beni aldırıp sorgulayanları, o paraları ağzıma tıkanları, adam vurdurup geri çekilenleri yaşatmayacağım. Nasıl tufaya düştük otelde ha? Kim? Nasıl cesaret eder? İyi yetiştirilmiş adamlar der kimseler. Elbet buluruz. Halo işini ne yapacağız ha? Cezaevi müdürünü öğrenin bakayım. Kimmiş, kimi varmış, nerede görev yapmış, çoluğu çocuğu var mıymış? Cezaevine nasıl gireceğiz? Karakola nasıl girdiysek? Haloyu nasıl çıkaracağız? Ya müdürün arabasıyla ya ambulansla. Bir herifi öğrenin de gerisi kolay. Aa, müdürü öğrendim. Ters bir herif. Tam adamını koymuşlar başına mapusun. Diyarbakır'da da görev yapmış. Kim? Cahit Bey. Oo, kıl Cahit. Evden işe, işten eve. Namımızı iyi bilir o Cahit. Bizi de iyi bilir. Kılıfına uydurmazsak vermez haloyu. Kılıfına uydursak da birilerini arayıp sormadan vermez. Ortalığı karıştırır. Gideceğiz, tehdit edeceğiz. Kral, sen evine gideceksin. Karısının başında duracaksın. Ben adamı silkeledikten sonra seni arattıracağım. Bu psikopat kadına zarar verir. Sakın! Beyefendi gibi ol lan kral. Bedir gitseydi ha. Bedir benimle mapusa gelecek. Dışarıda arabada kalacak. Ona göre hareket edeceğiz. Tamam mı? Yürüyün. Yenge iyi günler. Buyurun. Müdür beyin Diyarbakır'dan tanıdığım. Kendisi iş yerinde. Bilgim var. Beni kendisi gönderdi. Eve git, ben sana haber vereceğim dedim. Ben arayayım, siz bekleyin. Yok yenge. Güvenlikle ilgili bir şey. O arayacak. Bir sıkıntı mı var? Kendisi arayacak, bilgi verecek. Biz yabancı değiliz. İstanbul'a tayin olduğunuzu duymadım. Bizi bilirsin. Bir oradayız, bir burada. Nasıl yardımcı olabilirim? Halil İbrahim Kapar. Rahatsızlanmış. Hastaneye sevkini yapsanız Ahmet müdürüm. Bir şekerine baktıralım. Öyle bir şey söz konusu değil. Burada gereken tedavileri yapılıyor. Kendisinin de böyle bir talebi yok. İşi zora sokma müdürüm. Bir günlüğüne lazım herif. Sen sevki hazırla, sorumluluğu üstünden at. Ya bu terörist mi? Olay yeri inceletip geri getireceksin. Burası Diyarbakır değil. Senede 92 değil, Pala. Müdürüm, uyuşturucu işi. Halo burada da rahat durmuyor. Bak başın yanar bu işten. Bana kağıt getir. Ne senin başın yansın, ne de benim başım yansın Pala. Kağıt sizin evde müdürüm. Ne evi? Ara sor. Arkadaşlar evdesindir diye oraya götürdü. Hanımına tebliğ etmek istemiyorlar. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bana bak. Tepemi tasını attırma. Ortak mısın lan haloya? Alacağım dedim mi alacağım. Ambulanstan da vazgeçtim. Arabamla çıkaracağım. Var mı ulan söyleyeceğin? Ara karını. Hadi ya, hadi ya. Bir işi de hallet ha. Bunu yapmayacaktım Pala. İyi, yazılı şikayet edersin. Nasılsa hesabını verirsin. Kalk Cahit, kalk. Nerede halo? Havalandırmada. İyi. Ambulansı hazırlat. Çıkışta arabaya alırım.
Bu helikopter ne lan? Müdürüm, polis helikopteri avlıyor, acil iniş yapıyor. İyi yapsınlar. Cezaevinin bütün dışı sağ. Buraya niye iniyorlar? Avlu ne tarafta? Solda. Jandarmaya haber verin, helikopteri kaldırtmasınlar. Çabuk. Tamam. Abi, karakoldan çıkaran pala. Kim bu pala Abdülhey? Kuzey Irak'ta, Güneydoğu'da ayağının değmediği taş kalmamış. Namını duymayan baş kalmamış. Abi, bu adam başka türlü. Ne oldu Abdülhey? Çok mu korkuttu bu herif sizi? Evet abi, korkuttu. Hesabını soracağım. Artık devlet de yok, millet de.